Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hücrenin sitoplazma kısmında organellerimize devam etmekteyiz. Üçüncü organelimiz olan Golgi aygıtıyla devam ediyoruz. Birincisi ribozom zarsız organelimiz idi. İkincisi endoplazmik retikulumu anlattık. O da tek zarlara giriyordu. Şimdi yine tek zarlı olan bir başka organelimiz olan Golgi'ye başlamış olmaktayız. Golgi aygıtı üst üste dizilmiş disk şeklindeki yassı keseciklerden oluşuyor. Yani şeklini şöyle çizecek olursak arkadaşlar bakın üst üste sıralanmış şekilde kesecikleri andırıyor Golgi aygıtı. Süt bezi, tükürük bezi gibi her türlü salgı yapan hayvan hücreleri ile nane, kekik, fesleğen gibi koku yayan bitkilerin hücrelerinde sayıları oldukça fazladır. Yani bunun esas görevi arkadaşlar salgı yapmak olduğu için salgıyla ilgili her türlü oluşmuş olan yapı Golgi aygıtından kaynaklanmaktadır diye düşünebiliriz. Ve endoplazmik retikulumdan meydana gelmektedir Golgi aygıtı. Endoplazmik retikulumun kopan parçalarından bu şekilde bakın üst üste sıralanmış kesecikler Golgi aygıtını oluşturmaktadır. Golgi'nin görevlerine bakacak olursak endoplazmik retikulumdan gelen maddeleri protein olsun, lipitler, yağlar olsun, karbonhidratlar olsun bunları Golgi arkadaşlar işleyerek görevlerine göre uygun hale getiriyor. Yani bunlara işlevsel görev kazandırıp yapacakları göreve göre özelleştiriyor. Aynı zamanda yağ sentezini Golgi aygıtı gerçekleştiriyor. Golgi'de ribozom bulunmadığı için arkadaşlar kesinlikle protein sentezi bakın olmaz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunun dışında yine kendisi gibi tek zarlı olan lizozom ve koful gibi organellerin de arkadaşlar üretilmesini sağlıyor. Şu görmüş olduğunuz Golgi'nin uçlarında vezikül adını verdiğimiz yapılar şekilleniyor. Gelen maddeler bu zarlı yapıların içerisinde bakın depolanmış olarak arkadaşlar veziküle dönüşüyor. Daha sonra bunlar koptukları zaman arkadaşlar ya lizozom adını alıyorlar ya da içerisinde oluşan salgıları dışarıya boşaltacak olan salgı kofulu adını alıyorlar. Bu şekilde lizozom ve kofullar ne yapabiliyor? Golgi aygıtından oluşabiliyor. Aynı zamanda bitkilerde çeper olduğu için normal hayvan hücreleri gibi arkadaşlar boğumlu olarak bölünemiyorlar. Bunlar da hücre bölünmesi sırasında mutlaka şöyle bir ara lamel oluşumu gerçekleşiyor ki hücre ikiye bölünebilsin. İşte bu ara lameldir arkadaşlar Golgi'nin salgılarıyla bitkilerde meydana getirilir. Bunun yanında polisakkarit yani karbonhidrat türevleri örneğin selüloz gibi glikojen gibi bakın bir polisakkaritin paketleme servisi olarak görev yapmasından dolayı glikozla proteinin bakın, glikozla lipitin, lipitle proteinin bakın paketlenmiş olduğu yerdir aynı zamanda. Bunun dışında bileşik enzimlerin oluşturulduğu, apoenzim ve koenzim kısmının bakın birleştirildiği, hemoglobinin sentezlendiği, hemoglobin kısmının bakın birbirine yapıştırıldığı arkadaşlar kısım olarak aklımıza Golgi aygıtını getirebiliriz. Hücre dışına salgılanacak olan molekülleri paketleyerek aynı zamanda salgı kofulu oluşumunu ne yapıyor? Şurada göstermiştik bakın sağlamış oluyor Golgi aygıtı. Bundan dolayı salgısal olan tükrüğümüz, hormonumuz, enzimler, mukus, süt, koku molekülleri, reçine, bitkilerde eterik yağlar, tanenler, alkaloidler gibi her türlü salgıyı biz Golgi aygıtının oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamdan şöyle bir soru karşımıza çıkarsa bakın düşünce tarzımız bu şekilde olması gerekiyor. Protein yapılı bir salgı varmış. Bunun üretilmesini ve dışarıya salgılanması aşamaları bakın bize basamak basamak gösterilmiş arkadaşlar. Bakın bu bir soru da olabilirdi. Protein yapılı bir salgının üretilmesi demek ilk önce proteinin sentezlenmiş olduğu ribozom içerisinde bunun üretilmesini biz düşünmemiz gerekiyor. Daha sonra bakın salgılanma diyor. Daha sonra salgı kofulu bunun dışarıya atılması söz konusu olmalı. Fakat amino asitler ribozomda salgının temel yapısını oluşturan proteine dönüştükten sonra Golgi aygıtına arkadaşlar taşınması gerekmekte. Golgi aygıtına bunu taşıyacak olan da endoplazmik retikulumdur arkadaşlar. Ve bu şekilde Golgi'ye ulaşmış olur bu protein molekülü. Bu protein burada işlenir, gerçekleştireceği fonksiyona göre farklılaşır ve son şeklini aldıktan sonra ancak paketlenerek arkadaşlar hücre dışına salgı kofulu olarak ne yapılabilir? Gönderilebilir. Düşünce tarzımız bu şekilde olmalı diyoruz. Evet. Gelelim lizozom adını verdiğimiz yine tek zarlı olan organelimize arkadaşlar.
İzozom arkadaşlar bitkilerde bakın bulunmuyor. Bitkilerde bulunan lizozom görevini yapan yapının ismine biz fitolizozom adını vermekteyiz. Lizozom Golgi'den veya endoplazmik retikulum tarafından oluşturulan ve içinde çeşitli sindirim enzimlerini bulunduran organeldir arkadaşlar. Biz bunlara litik enzimler adını veriyoruz. Sindirimde görevli olan litik enzimlerdir bunlar. Akyuvar, karaciğer ve dalak hücreleri gibi hücre içi yıkımı gerçekleştiren yapılarda sayıları oldukça fazladır. Çünkü hücre içinde sindirimden bakın bundan sorumludur arkadaşlar. Dolayısıyla hücre içerisinde bu şekilde yıkım olaylarının meydana gelmesini lizozomun sağladığını söyleyebiliriz. Bitkilerde bulunmayacağını ifade etmiştik zaten. Bakın lizozom kendisi bu enzimleri üretmiyor arkadaşlar. Bunları sadece bakın depolamış oluyor. Gerektiği durumda lizozom kofulla birleşerek bakın şu şekilde lizozom besin kofuluyla birleşerek arkadaşlar beraberinde bakın ne yapmış oluyor? İkisi sindirim kofulunu oluşturmuş oluyor. Demek ki lizozom bu şekilde hücre içerisindeki alınan veya depolanmış olan bileşiklerin, polimerlerin kendi yardımıyla bakın sindirilmesinde ne yapmış oluyor? Görev yapmış oluyor arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki de başka görevleri var. Mesela hücre içinde alınan büyük moleküllerin hücre içinde sindirimini sağladıktan sonra lizozom zarı yırtılır. İçindeki enzimler hücreyi parçalarsa biz bu olaya otoliz diyoruz. Bu otoliz olayı insanların embriyonal dönemlerinde parmak aralarının açılmasında, kurbağaların başkalaşım geçirirken kuyruklarının kopmasında, kertenkelenin düşmanından kaçarken yine kontrollü bir şekilde kuyruğunu koparmasında arkadaşlar otoliz olayı dolayısıyla lizozom etkili olmuş oluyor. Hareketsiz kalan kasların yaşlarda bakın özellikle hareketsiz kalarak bakın erimeye başlaması, yaşlanmış dokuların ve al yuvarların yok edilmesi, mikropların sindirilmesinde yine biz lizozom enzimlerinin görevli olduğunu söyleyebiliriz. Hücre içinde fazla yaşlanmış veya hasar görmüş olan organellerin de parçalanmasında yine lizozom etkili olmaktadır. Biz bu şekilde organellerin arkadaşlar lizozom sayesinde yok edilmesi olayına ise otofaj adını vermekteyiz. Evet, bu dersimizin son organeli olan sentrozoma da bakacak olursak, sentrozom arkadaşlar zarsız bir organeldir. Ribozom gibi bakın zarı yoktur. Fakat sentrozom arkadaşlar zarsız olmasına rağmen prokaryotlarda bulunmaz. Prokaryotlarda bir kromozom yoktur. Halkasal yapılı bir DNA vardır. Dolayısıyla bunlarda kromozoma ihtiyaç yok. İpliklerine ihtiyaç yok. Kromozomlar kutuplara çekilme durumları söz konusu değil. Bundan dolayı bakın zarsız bile olsa biz prokaryotlarda sentrozomun bulunmadığını, bunun yanında bitkilerde de bakın sentrozomun bulunmadığını, bunlarda iplik görevini ise sentrozomun yapmış olduğu ipliklerinin görevini ise bitkilerde serbest halde bulunan protein yapılı olan mikrotübüllerden kaynaklandığını bile biliriz. Çekirdeğin yakınında yer alan ve hücre bölünmesinde görev alan bölgeye biz sentrozom diyoruz. Bulunduğu bazı hücrelerde bir çift sentriol vardır arkadaşlar. Yani bir iki tane bakın sentriol zaten sentrozoma eşit olmuş oluyor. Bir tane sentriol değilse bakın şu şekilde içeriye doğru uzanmış borucuklar şeklinde arkadaşlar mikrotübüller vardır. Kaç tane diyeceksiniz? 9 tane. Demek ki 9 adet mikrotübül bir sentriolü. İki tane sentriol ise bakın bir tane sentrozomu ne yapmaktaymış? Oluşturmaktaymış. Evet, görevi hücre bölünmelerinde kromozomların kutuplara çekilmesinde etkili olmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Şöyle bir hücre çizecek olursak bakın şunlar kendini eşlemiş ve zıt kutuplara çekilmiş olan sentrozomlarımız olsun. Şunlar da bakın kromozomlarımız olsun arkadaşlar. Bunlar bu şekilde bakın iyi iplikleriyle kinetokor bölgelerinden yakalanıyorlar. Bazı iplikleri bakın boşta kalıyor. Hücrenin uzamasında etkili oluyorlar. Dolayısıyla şu görmüş olduğunuz kromozomların şuradan bakın şöyle bölünüp kardeşlerin yukarıda kalan kardeşlerin yukarıya doğru aşağıda kalan kardeşlerin ise bakın aşağıya doğru çekilmesinde ne yapıyor? İplikleri görev yapmış oluyor. Tabii ki sadece kardeşlerin kutuplara çekilmesini sağlamaz. Eğer bir mayoz bölünme varsa arkadaşlar bakın burada ise homolog kromozomlar kutuplara çekilecekler. Dolayısıyla bakın şu kromozomla bu kromozom homolog olsun. Bu kromozomla bakın bu kromozom homolog olsun. Yine bakın burada sentrozomun iplikleri bu sefer ne yapmış olacak arkadaşlar? Homolog kromozomların
zıt kutuplara doğru çekilmesinde görev yapmış olacaklar. Demek ki sentrozom ya kardeş kromatitlerin kutuplara çekilmesinde görevli olan ilpliklerini ya da homolog kromozomların kutuplara çekilmesinde bakın görevli ilpliklerini ne yapmaktır arkadaşlar? Sentezlemektedir diye düşünebiliriz. Evet, mantarlarda, mantar hücrelerinde ve hayvan hücrelerinde arkadaşlar sentrozoma biz rastlıyoruz. Bazı protistalarda da bakın rastlanabilir ama çok kitaplarda geçmiyor. Ama bu ikisini kesin bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun yanında prokaryotlarda ve bitkilerde sentrozomun bulunmadığını bir kez daha söylemiş olalım. Bir dahaki dersimizde diğer organellerimizle görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.